Valla. Merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba. Anmadı kaldı solduralım. Çıtırmıkır yerler dolduralım. Günde günlerden bazar. Nasıl kandıralım? Özlediniz mi beni? Özlemişsiniz. Evet, gözlüklerimi bulayım. Özlemlerinizi okuyayım. Derviş Mehmet'in annesi. Özlemişsiniz. Sağ ol Murat'cığım. Sıkıntı elim değiyordur. Asla bize bakmıyor değil mi Uğurcuğum? Bakıyorum. Ses niye yoktu? Bakayım şuradan açayım. Açtım. Niye ses yok? Dur kapatayım yine açayım. Bitir. Geldi mi ses Fatma? Asmin. Hadi soru sorun. Dün televizyon seyrediyordum şurada. Meral Akşener'i gördüm. Ondan sonra güzel şeyler söylüyordu. Tarım ülkesi olalım diyordu. Aynı fikirdeyim. Bir sürü insan aynı fikirdedir. Beğeniyorum dedim. İyi yapmışım. Haklıyım çünkü. Bütün Türk kadınları onun gibi olsa Türkiye'deki yaşayan. Ondan sonra bence her gün müjde gibi aldığımız kötü kadın haberlerini almayız yani diye düşünüyorum. Bütün dünya ülkeleri herhangi bir şehrimiz gibi olurdu. Başkan ithal ederdik hepsine. Başbakan ithal ederdik. Bütün kadınlarımız öyle olsa kötü mü olurdu? İyi olurdu. Bir de şeyi beğeniyorum. Gaziantep Belediye Başkanı var ya kadın. Ona da bayılıyorum. Evet, çok güzeller. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Seviyorum. Seveceğim, gezeceğim, görürsün sana neler edeceğim. Bir yerine bin cezayla. Eğleniyor musunuz? Hakkından geleceğim senin. Vallahi eğlenin diye yapıyorum. Kendi can sıkıntım da gidiyor biraz, biraz. Evet, iyi oluyor bana.
size de iyi oluyordur. Ay, ana sorucuma, nerede benim peçetem? Terliyorum konuştukça, bir de kaloriferim sıcak ya bu arkamda. Üşüyorum çünkü. Sırtım ya da elim ya da bir yerim sıcak olmasa üşüyorum. Su içeyim. Susadım. Çok konuşursan susarsın. Değil mi? Gözlüklerim güzel mi? Bende panik atak olabilir. Ondan sonra neydi? Bipolarım da bozuk olabilir. Ondan sonra vallahi başka ne var böyle? Kesin obsesifim. Aynen. Ondan sonra başka neyim ben? Ne varsa oyum vallahi. Hepsi mevcut. Allah'a bin şükür. Allah. Değişik mi gözlüklerim? Evet. Bunu bana... bunu Ankara'dan aldım. Bana bu gözlüklerin orijinalini Antalya Jolly Joker'in sahibi var. Buradan. Öyle güzel motosiklet kullanıyor ki saçları buralarda. Çok yakışıklı. O hediye etmişti. Ondan sonra kayboldu. O daha güzeldi. Sonra bir gün Ankara'da gözlüksüz kaldım. Aradık bunu bulduk. Onun kadar güzel değil ama işte gösteriyor bu da, Allah'a bin şükür. Nur Yerlitaş'a Allah'tan rahmet diliyorum. Bülent Ersoy'un annesine de nur içinde yatsınlar inşallah. Yerleri yurtları cennet olsun. Allah bütün ölenleri affetsin, içinde bizi de ya Rabbim. Ay vallahi öyle. Dünya boş. Gerçekten. Hani annem, hani babam. Vallahi. Yıldız Bulut. Aa. Ben de Yıldız Güneş. Ondan soracağım. Dur acık kalkayım. Hoppa. Dışarı bakalım mı? Bugün şarkı söylemeyeceğim ama. Bağırmak istemiyorum deyip bağırmayacağım. Evet. Aa, ne kadar güzel bir hava. Şöyle göstereyim. Ve şarkı. Vallahi mi? Nasıl bir şarkı? Kötü bağlantı nedeniyle durduruldu. Bak bağlandı. Ay çok sıcak değil mi bugün? Bana mı öyle geliyor? Sıcak değil mi bugün? Boydan bakın bana. Bugün böyleyim. Dur bakayım. Göremedim kendimi. Çakkata çakkata. La 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 la. Buradan nasıl görünüyorum? Hep mi güzelim? Allah kahretmesin ya Rabbin alemin. Evet. Şöyle geçelim bakayım. Dudaklarım bildiğin pembe. Gönlüm sen de. Saçlarım da beyazlamış iyice. Eyvahlar olsun. Dur şöyle yakından bakayım, iyice moralim bozulsun. Bakın. Olsun. Ne ma problema. Siyah zamanlarını da gördük. Gördük mü? Göremedik be. Kaçırdık vallahi. Bir gördük, sonra bir daha göremedik. Hayat öyle işte. Bir bakıyorsun, sonra bir daha bakamıyorsun. Aha. Sana kalbim geçti. Azerbaycan. Kübra. Ev turu. Ev turu yapamayız. Kuşumu göstereyim. Gel buraya. Ay benim canım bu ya. Değil mi ya? Değil mi benim şekerim ya? Aynada kendine baka baka. Ve kubanadayım seni yaradığına. Çirkin bu ya.
Bak 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 aynada kendine bak. Allah'ım ya Rabbim bir hal oldu bu maymun ya. Allah'ım ya. Asla gel. Bak şimdi. Ay elimdeydi Allah kahretmesin. Kuşum. Kuşum benim cici kuşum ya. Bu benim cici kuşum ya. Öpeyim birazcık seveyim ya. Küçük 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 kuş kuş kuş. Hop dokundum valla. Bu benim cicim. Ah bu kadar. Ha. Seni pis seni. Hayır çok seviyorum. Ellerinin zarafetine bakın tırnaklarının. Allah'ım ya Rabbim. Hangi manikür hangi pedikür hiçbir şey valla. Çok tatlı, çok seviyorum. Ama o beni sevmiyor. Aynı fikirde değil benim hakkımda. Vallahi. Cici kuş işte bu. Cici kuş, cici kuş, cici kuş değil mi? Allah. Bakayım. Ailecek mi izliyorsunuz beni Doğukan? Mua. Ondan sonra ay şımarmayayım dur. Değil mi? 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 Bu neydi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ha bir reklam da yapmayayım şuradan. Ondan söyleyeceğim ben. Işıklarım nasıl? Yansımaları güzel. Aynen muhabbet kuşu. Ben vazgeçmemişken düşün, olmaz olmaz bir tanem. Düşün bizi ne olur, yalvarırım terk etme. Başkalarındaki o aşk bizi mutlu eder mi? Bizi ayırmaya yeter mi? Aşkımız böyle kolay biter mi? Geceyi güneş siler, beni senin hasretin. Tek başıma sanki mahşer yeriyim. Yüreğimdeki her yer bu evde seni bekler. Hadi çat kapı gel sevineyim. Biraz kavga ederiz. Belki biraz güleriz. Bir küser bir barışır kalbimiz. Seni nasıl özledi yüreğim deli sanki. Kıskandığım için affet beni. Niye konuşmadın lan? Tık etmedin. Başka kuşlar olsa öterdi. Sen niye dinledin? O kadar mı üzüldün? Seni de mi üzdüm? Seni de mi üzdüm? Seni de üzdüm. Aynı. Diyorum. Daha sonra okumaya devam ediyorum. Saçlarım dikeldi. Niye ki? Ay Allah. Bakayım bakayım. Sonra yere bakmayın, bana bakın. O. Sonra mübarek gün. Aşkımdır kuşum benim ya, tatlı kuşum. Dolaşayım biraz. Oturmaktan yamuldum. Vallahi nasıl görünüyorum? Loş ışık. Sessiz loş bir oda yüzün ay gibi parlıyor gülüşün. Ne diyorsun? Aa, aa. Aa, niye birini yaktım? Birini daha yakayım. Ha, şöyle ışık.
Gene geldik deli odama. Ha? Evet. Diyarbakır'da konser vermeyi düşünüyorum inşallah. Kaç oda ev? Bir oda benim odam. Bir de burası. İki oda. Ne kadar bana ait o kadar benim. Gerisini kullanmıyorum. Kullanmadığım için benim değil. Kullanmadığım bir şey nasıl benim olur, değil mi? Ha? Olmaz değil mi? İnsanın kullanmadığı şey kendini. Neyi kullanıyorsa o onundur. Dağınık mıyım? Hayır. Sadece üstümü değiştirdim. Evet. Of, gözlük bayağı yoruyor. Vallahi yoruyor. Ondan sonra gene güzelim Allah'a şükür. Çık 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 çık. Silerim bak Mustafa. Sonra üzülürsün. Dur sileyim. Nasıl sileceğim? Hadi yırttın. Vallahi. Bakayım. Evet. Ay. O zaman şöyle. Tabii. Tüm ışıkları söndür öyle gel. Kimse görmesin seni. Hatıran yetmez bana sevgili. Su olsam sensiz bakmam ki. Soru da sormuyorsunuz. Bu ne zulümdür? Bu nasıl bir zulümdür? Hiç soru sormuyorsunuz bana. Hiçbir şeyi merak etmiyor musunuz? Etmiyorsunuz. E o da güzel. Şu makinem düşe düşe çalışmıyor. Daha 2-3 kere kullandım. Kullanmaktan çok düşürdüm gelip geçerken. Çarpa çarpa salak oldu. Of. Korona var. Yalnızım. Kimseyle görüşmüyorum. Aynaya bile bakmıyorum. Kendimle görüşmüyorum. O dereceyim yani. Bütün kurallara uyuyorum. Ellerimi sık sık yıkıyorum. Ondan sonracığım hiçbir şeyi yıkamadan dolaba oraya buraya koymuyorum. Evde naylon poşet kalmadı. Çöp koyacağım torba yok. O derece. Ondan sonra... Ay bir kadın var. İlahi söylemem de ben... Müslüman olmuş, Allah razı olsun, Allah kabul etsin Müslümanlığını, onu cennetin baş köşesine koysun. Fakat bangır bangır Kur'an-ı Kerim okuyor, çok gıcık oluyorum. Çünkü Allah kadın sesiyle Kur'an-ı Kerim'i yasaklamış. Kitabın sahibi yasaklamış yani. Şimdi niye herhangi biri bunu böyle yapsın ki? Niçin yani? Çok gücüme gidiyor, ağrıma gidiyor ya. Yani bir insan... Bir şeyin kurallarını tamamen uygulayamayabilir benim gibi, yapamayabilir. Ama o kurallara saygı duymak zorunda. O kurallar nasıl konmuşsa ona göre hareket etmek zorunda, değil mi? Yani bir eve gidiyorsunuz mesela, bir eve ayakkabıyla giremiyorsunuz. Çünkü izin vermiyorlar yani. E sen o eve çamur ayakkabılarınla dalabilir misin? Öyle bir şey. İstemiyor Allah Rabbin alemin, yasak etmiş kadın sesinden Kur'an-ı Kerim'in duyulmasını. Kadınların arasında okusun diyor ama dışarıda okumasın diyor. Öyle emretmiş. Niçin emirlere uyulmuyor? Allah Allah. Otur evinde oku. Şarkı söyler gibi dikilmiş ayağa. Çok ayıpladım. Gerçekten kınıyorum buradan. Kınıyorum yani. Başka da bir şey diyemiyorum maalesef. Allah ıslah etsin. Önce beni sonra onu. Ondan sonra bilmiyorum adını ya, gösteriyorlar işte. Tamam, Allah kabul etsin, ne güzel olmuş. Allah bütün gayrimüslimlere Müslümanlığı nasip etsin diyeceğim ama kendi bilir yani. Allah Allah. Evet. Evet.
Vizesiz girebiliyor musun Avrupa ülkesine ya da başka bir ülkeye? Giremiyorsun. Değil mi? Vize. İşte vize verilmemiş yani. Ya olmadı. O kadar. Bence böyle. Ben fikrimi söyleyeyim de herkes gene bildiğini yapsın. Tabii ki herkes bildiğini yapacak. Kendi bildiğini. Benim bildiğimi mi yapacak? Ben gene bildiğimi söyleyeyim. Doğru olanı söyleyeyim de. Ben de uyamıyorum tam olarak. Yapamıyorum ama bu onun nasıl olduğu gerçeğini değiştirmez yani. Değil mi? Ondan sonra obsesif kompulsif. Neydi? Yanlış mı söyledim? Doğru mu söyledim? El ele olsak, hiç ayrılmasak, dünyada en çok seven ikimiz olsak, sevgiye tutsak, öylece kalsak, aşkın en derin uykusundan hiç uyanmasak. Aşk ne güzel ya vallahi. Aşk lafı bile yetiyor insana. Şöyle bir durduruyor insanı. Çok sıcak. Burası sıcak. Çünkü konuşuyorum ya sürekli. Sürekli konuştuğum için sıcak basıyor. Yürümek gibi bir şey sürekli konuşmak. Çünkü ayağın değil de ağzın çalışıyor devamlı. Bır 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 bır. Saçlarım çok güzel hayatım. Niyemiş? Allah Allah. İtiraz kabul etmiyorum. Shakira mı? Aşk çok, yıldız yok. Ay canım ya. Allah Allah. Ondan sonra canım. Of sıcak. Survivor'da yemek mi yapıyorlar? Evet, tatlı yapıyorlar. Ha. Aynen. Ama şeyleri yok. Orada korona yok mu? Neydi? Peçeteleri. Maske. Lay 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 lay. Ben Güney Senay. Anansörüm. Vallahi karantina günleri diye böyle yapıyorum. Açılsın yollar, sokaklar. Böyle olmayacak tabii ki. Her zaman canlı yayın yapamayacağım. Yapmayacağım yani. Canınız sıkılmasın diye yapıyorum. Evdesiniz ya. Ve sonra herkes bir yere gidecek zaten. Ben de evde olmayacağım. Ben de dışarı çıkacağım, gezeceğim. Karantina yıldızı bu. Aynen. Gene çok güzelim ya. Vallahi. Duş süreyim mi, sürmeyeyim. Kalayamadım. Sevmek en büyük zaafım. Ayşma. Sorun için. Alışıyor değil mi insan Mevlacığım? Canlı yayına. Evet valla. Ben de böyle oturuyorum ya. Dün mesela yapmadım. Moralim bozuktu. Ondan sonra eksiklik hissettim. Sonra baktım canlı yayın ihtiyacındayım. Hayır dedim. Aa, ihtiyacım oluverdi birden. Ne ayıp. Kısa saç çok yakışmış. Sağ ol Buse'cim. Şarjım az. Kaç acaba? %40 mıydı başladığımda? İnsanlığa mesaj biter mi? Mesaj işte. Mesaj. Allah. Ya moralim bozuk değil. Allah'a şükür. Niye bozuk olsun? Sıfır bozuk. Tak, 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 tak. Şarja. Taka, 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 taka. Neydi o? Tak değil de. Çat, çat, çat. Bir şarkı vardı. Hatırlayamadım. Bu
Bugün de akşam oldu. Ay. Burcum yengeç, yengeç. Nasıl olacak bu işler? Olduğu gibi olacak. Olacağı gibi olacak, ne bileyim. Sür kremini sür doğru. Nasıldı kremini sür? Başın mı ağrıyor? Kremini sür. Sonra neren mi ağrıyor? Kremini sür. Unutmuşum ya. Ne güzeldi. Vallahi kremini sür. Çayımı içtim, kahvemi de içtim. Ya telefon bir de ısındı. Elimden mi ısınıyor acaba? Ateşim benim ona mı geçiyor? Ne yapıyor? Anlamadım. Ondan sonracığıma mavi mavi. Bir masmavi. Delikanlı söyleyemeyeceğim. Bağırmamalıyım. Diye düşünüyorum. Ve uyguluyorum. Bağırmıyorum. Ben bir zeytin ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir zeytin ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ay bu telefonların bütün gün çalmaz çalmaz. Ondan sonra tam canlı yayın yapacağım zaman herkes arıyor. Niçin? Kahve içeceğim. Tertemiz evim var. Allah'a bin şükür. Evet. Bakayım. Selamun aleyküm. Zeytin miyim ben? Aynen. Zeytin ne güzel bir isim değil mi? Kız ismi. Çok güzel bir kız ismi olmaz mı Zeytin? Zeytin ya. Hele bir de esmerse Allah diyorum. Ha? Siyah bir kedim olursa adını çörek otu koyacağım. Eyvah benim. Ben şu telefonu götüreyim de. Masa biraz dağınık. Şimdi canımı sıkarsanız. Yazıp yazıp. Vallahi sıkılmak istemiyorum. Yok yardımcı. Yardımcı olamıyor bu koronalı günlerde. Kimseyi koymuyorum eve. Korkuyorum. Evet, kendim yapıyorum yemeklerimi. Bazen çok güzel yapıyorum. Bazen yiyemiyorum. O kadar kötü oluyor ki. Her şeyi güzel pişiremiyorum. Kendimi pişirememişim güzel. Yemeği nasıl pişireyim, değil mi? Kedinin adı mı Zeytin'di? Ne güzel. Ben temizliyorum. Temizleyemiyorum tabii tam olarak. Ama temizliyorum yani. Titiz olmadım Allah'a bin şükür hiçbir zaman. Niye olayım ki titiz? Titizlik de bir hastalıkmış. Oturuyorsun, kalkıyorsun, hemen yerini düzeltiyor bazıları. Kendini çöp kutusu gibi hissediyorsun. O zaman çok titizlik, ne bileyim, iyi ki değilim Allah'a bin şükür. Korona değil mi? Çok kadar çok. Kahve yapayım geleyim. Değil mi? Kahveye ihtiyacım var. Evet. Siz de yapın. Karşılıklı içelim kahve. Hadi. Omuzların geniş oldu birden şöyle yapınca. Ay. Her yerim kütlüyor biliyor musunuz? Her kasım. Hepsi kütlüyor. Neydi bunun adı? Kireçlenme olabilir mi acaba?
neden olmasın, romatizma mümkün. Tabii. Çocukken böyle yağmur yağıyordu. Bunu belki anlatmışımdır, bir daha anlatayım. Çok güzel. Ondan sonra küçüktük, kaç yaşındaydık? Ne onu ya? İşte ilkokul 2'ye gitmiyordum belki yani. Belki ilkokula da gitmiyordum. Öyle küçük olabilirim. Ondan sonra bize naylon çizme alıyorlardı o zaman. Plastiğin kalını naylon. Benim yaşıtlarım bilir ondan sonra. Hep de arkadan patlıyordu. Şuradan böyle yarılıyordu benim çizimlerim. Ondan sonra şöyle yokuştu bizim sokağın çıktığı yer, caddesi. Böyle dağlar vardı yukarıda. Dağlardan yağmurda koparak şeyler geliyordu. İşte nasıl bir sel geliyordu biliyor musunuz? Biz o gelen sele bırakıyorduk kendimizi şu yokuştan. Şu aşağıdaki noktaya kadar o sel bizi sürükleye çevire çevire götürüyordu. O düzlüğe geldiğimizde, şuradan sonrası düzlüktü çünkü. Görüyor musun? Ondan sonra düzlüğe gelince kalkıyorduk. Gene o yokuşun tepesine çıkıyorduk. Yine o şeylere bırakıyorduk kendimizi, suya, yağmura. Bizi çalkalaya çalkalaya çevire 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 götürüyordu. Ama nasıl oluyorduk biliyor musunuz? Saçlarımız o rastaların saçından beter oluyordu. Kum içinde böyle. Pantolonumuzun içi, donumuzun içi, içimiz, dışımız, burnumuzun içi, ağzımız. Her tarafımız çamur oluyordu, kum oluyordu. Islanıyorduk sırılsıklam tabii. Ondan sonra eve gidiyorduk, dayak yiyorduk, banyo yapıp yatıyorduk tabii. Vallahi çok güzel günlerdi. Böyle mosmor oluyordu şu ellerimiz var ya, hatırlıyorum böyle bakıyordum. Yol yol oluyordu böyle, böyle böyle yol yol yol. Bütün elimiz böyle ıslanmaktan, sudan. Hani çok suda kalınca olur ya böyle. Öyle oluyordu ellerimiz. Mosmor oluyordu. O kadar soğuk oluyordu ki çünkü. Şimdi o soğuklarda ölürüm. Demek çocuktum, anlamıyordum. Çocukken insan hiçbir şey anlamıyor. Ne soğuğu, ne sıcağı. Ne, hiçbir şey anlamıyor. Büyüyünce anlıyor her şeyi. Büyüdükçe anlıyor. Evet. Büyüdükçe algılıyor. Çocukken demek algı yok. Resim var sadece. Eylem var ama algı yok. Algı olsa öyle ölür insan. O kadar soğukta. O yüzden bende romatizma olabilir. Kireçlenme de olabilir. Hepsini seviyorum. Hastalığımı seviyorum. Hep sevmişimdir hastalıklarımı. Yaralarımı, rahatsızlıklarımı. Bazıları geçmiştir o yüzden. O kadar sevdim ki gittiler. Ya, kalkayım kendime bir kahve yapayım. Akıllı akıllı.